10 ilginç psikoloji deneyi. İzleyelim bakalım bunu. Bunun bir diğer versiyonunu Wow. izlemiştik bu arada. Ama bunu izleyelim. Bak hatta bu sonuçlarına inanamayacağınız 10 ilginç psikoloji deneyi. Hadi bakalım. Sokakta yürüyen bir insanın yere yığıldığını görseydiniz ne yapardınız? Yardım edin. Yardım ederdim. Ama tabii açık konuşmak gerekirse biraz ona da bağlı. Bali kokuyorsa yardım etmezdim arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Aynen ben de. Valla ben de Yani etmezdim. etmeyeceğinize bu bir gerçek yani. karar verirken o kişinin nasıl göründüğünü dikkate alır mıydınız? Tabii ki alırdık. Çünkü psikolojik olarak almak zorundayız. Adam beni bıçaklayabilir anasını satayım. Kim olduğuna Kendini koruma bakmadan yardım içgüdüsü de zaten. Yani ederim diyorsanız bir daha düşünün. Farklı versiyonları da olan bu deneyde ilk olarak evsiz görünümlü birisi bir anda yere yığılıyor. Yerdeki adam dakikalarca hareketsiz şekilde yatarken onlarca insan yanından geçip gidiyor ve sadece bakmakla yetiniyorlar. Belki birkaç kişi yardım etmeyi aklından geçiriyor ancak hiç kimse adama yardım etmiyor. Deneyin ikinci aşamasında ise biraz önce evsiz kılığına girmiş olan adam bu sefer yere takım elbise giymiş bir haldeyken düşüyor. Adam yere düşer düşmez çok sayıda insan adamın yardımına koşuyor ve iyi olup olmadığını kontrol ediyor. Vay be. Bu deney birine yardım edeceğimiz zaman bile o kişinin nasıl göründüğünü dikkate aldığımız gibi rahatsız edici bir gerçeği yüzümüze vuruyor. Bu deneydeki etkiye hale etkisi deniyor. Adını güneşin etrafındaki ışık hüzmesinden alan hale etkisi 1920 yılında psikolog Edwin Thorndike tarafından keşfedilmiş. Sıradaki deneyde baş... Dostlar bunu bence her insan yapıyordur ya dediğim gibi. Üstü başı yırtık olan bir insana kolay kolay Yani. yardım etmezsiniz. Çünkü size zarar Ya biraz da verebileceğinden korkarsınız. evet koruma iç kendini Koruma koruma içgüdüsü, içgüdüsü de kendini yani koruyorsun bildiğim orada, kadarıyla. evet. Kendini Aynen öyle. koruyorsun. Başrolde maymunlar var. Deneyde yan yana iki kafese konulan maymunlara bir taş veriliyor ve maymunlar taşı geri verince ödül olarak ikisine de birer tane üzüm veriliyor. Bu işlem birkaç kez tekrarlanıyor. Aynı verince ödül olarak ikisi maymunlar var. Deneyde yan yana iki kafese konulan maymunlara bir taş veriliyor ve maymunlar taşı geri verince ödül olarak ikisine de birer tane üzüm veriliyor. Mis gibi. Bu işlem birkaç kez tekrarlanıyor. Ancak bir süre sonra sol kafesteki maymuna üzüm vermeye devam edilirken sağ taraftaki maymuna salatalık veriliyor. İşte bu yapıldıktan sonra salatalık verilen maymun çılgına dönüyor. Kanka çok tatlı Geri ya. baktım. Geri at, Geri çok baktım. tatlı ya. Çok tatlı ya. Sonra salatalık verilen maymun çılgına dönüyor. Al şunu şerefsiz. Üzüm ver dermiş gibi çok güzel ya. Çünkü üzüm salatalıktan daha lezzetli ve kalorili bir besin. Bu yüzden sağdaki maymun da salatalık yerine üzüm istiyor. Sağ kafesteki maymun aynı şeyi yapmalarına rağmen soldakine üzüm, kendisine ise salatalık verilmesine katlanamıyor ve salatalığı araştırmacıya geri fırlatıyor. Hatta sağda Kardeşim üzüm verir misin şu maymuna? Delirdi içeride. Sağdaki maymun taşın düzgün olup olmadığını kontrol etmek için birkaç defa kafesin duvarına vurarak test bile ediyor. Bu deney insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da haksızlığın ne kadar dayanılmaz bir his olduğunu gerçekten ilginç bir Al şunu bir daha atma. Küfür edecek kanka. şekilde ortaya koymuş. Sıradaki deney sürü psikolojisinin gelebileceği son noktayı gösteriyor. Hadi bakalım. Ben sürü psikolojisiyle alakalı bir deneyi biliyordum ama bakalım bu o mu? Deneyin ilk aşamasında insanlar konferans salonunda tek başlarına beklerlerken aniden içeri duman dolmaya başlıyor. Tamam. Dumanı gören insanlar telaşa kapılıp hiç beklemeden hemen odayı terk ediyorlar. Deneyin ikinci aşamasında ise denekler konferans odasında deney ekibinden başka insanlarla bulunuyorlar. Deneyin yapıldığı kişi duman gelmeye başladığında hemen harekete geçmek yerine etraftaki insanların nasıl davrandığına bakıyor. Diğer insanlar hiçbir şey olmamış gibi yerlerinde oturmaya devam ettikleri için denek de hiçbir şey yapmamayı seçiyor. Yangın gibi tehlikeli bir durumda bile insanlar çoğunluğa uymayı tercih ediyorlar. Bununla alakalı bir tane daha deneyi var. 3 tane çubuk gösteriyorlar kanka insanlara. 10 kişiye. Ama bu 10 kişiden 9'u Aynen. onun bir deney olduğunu biliyorlar. Sadece bir tane denek var. 9 kişi 3 tane çubuk gösteriyorlar farklı boyutlardaki. Çoğunluk en küçük çubuğa bu en büyük çubuk dese bile o son kişi de genelde en büyük çubuğa o en küçük çubuğu göstererek bu en büyük çubuk diyor. Düşün bak gözlerinle görüyorsun hangisinin büyük olduğunu ama o 9 kişi küçük olana büyük dediği için sen de küçük olana büyük diyorsun. Bu daha büyük diyorsun.
Böyle bir şey yok ya. Bu deney, sürü psikolojisinin ve çoğunluğa uyarak hareket etme isteğimizin hayatta kalma isteğimizden bile üstün olabileceği gerçeğini bize gösteriyor. 60'lı yıllarda ABD'de ırkçılık tartışmaları şiddetlenerek sürmekteydi. 1968 yılında Amerikalı öğretmen Jane Elliott öğrencilerine ırkçılığın ne kadar kötü olduğunu göstermek için küçük bir deney tasarladı. Öğretmen işe ilk olarak sınıftaki öğrencileri mavi ve kahverengi gözlü olmak üzere iki gruba ayırarak başladı. Öğrencilerine mavi gözlü olanların diğerlerinden ne kadar çok mavi gözlü varmış arkadaş sınıfta. Ben daha bizde çok marjinal bir şeydi lan renkli göz. Üstün tabii olduklarını canım söyledi. Mavi gözlüler öğlen yemeklerinde daha fazla yemek yiyebilecek. Düşünsene Asya'da ırkçılık var mesela Çin'de. Öğretmen çekik gözlü ve diğerleri diye ayırıyor. Bakıyorlar kimse ırkçı değil sınıfta. Vardır ya gurbetçi okuyan Asya'da. Lerde fazla yok. Linç ederler onu. Ve teneffüslere daha erken çıkabileceklerdi. Derslerde de sürekli olarak mavi gözlü öğrencilerin daha başarılı ve daha zeki olduklarını söyledi. Bunun üzerine mavi gözlü öğrenciler havaya girdiler ve diğer gruptaki öğrencilerden uzak durmaya, onları hor görmeye ve kötü davranmaya başladılar. Bir süre devam eden bu durum sonucunda mavi gözlü öğrenciler derslerine daha çok çalışmaya başladılar ve sınavlarda daha başarılı oldular. Kahverengi gözlü öğrenciler ise haksızlığa uğradıkları hissine kapıldılar ve derslerine yeterli ilgiyi göstermeyip sınavlarda başarısız oldular. Aynen. İşte bir öğretmenin bütün öğrencilere aynı şekilde davranmasının önemi burada. Herkese aynı davranacaksın ki çocuk motive olsun anasını satayım. Kalkıp o insanı motive etmezsen neden başarısız da demeyeceksin. Salak! Deney sonlandırı... Ya, benim de en tahammül edemediğim şey kanka haksızlık. Ben de edemem kanka. Harbiden. En tahammül edemediğim şey. Haksızlık yani karşısında susan dilsiz şeytandır. Kör, hadi bakalım. Dilsiz şeytandır. Aynen. İşte şimdi Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılır. Kırıldığında iki gruptaki öğrenciler de arkadaşlarıyla aralarının bozulmasından rahatsız olmuşlardı ve ırkçılığın ne kadar kötü bir davranış olduğunu görmüşlerdi. Öğretmen Jane Elliott ise tepkiler alsa da yaptığı deney sayesinde ünlü oldu ve konferanslarda konuşmalar yaptı. Filmlerde ve dizilerde şiddet içeren sahneler izlemenin çocukları şiddete yönelttiği her zaman söylenir. Sıradaki deney şiddet içerikli sahneler izlemenin çocukları şiddete yöneltip yöneltmediğini test ediyor. Hadi bakalım. Deney 4 yaş civarındaki iki grup çocukla yapılmış. İlk gruptaki çocuklar bir odada oyun oynarken odaya yetişkin biri girmiş ve odada bulunan Hacı Yatmaz oyuncağına vurmaya başlamış. İkinci gruptaki çocukların bulunduğu odaya giren ne güzel vuruyor lan benim de canım çekti. Yetişkin ise Hacı Yatmaz'la gayet sakin bir şekilde oynayıp dışarı çıkmış. Ardından çocukların Hacı Yatmaz'la oynamaları istenmiş. Şaşırtıcı olmayan şekilde ilk gruptaki çocuklar yetişkinin oyuncağa uyguladığı şiddete çok benzer şekilde davranmışlar. Hacı Yatmaz'ı yumruklamışlar ve kaldırıp yere fırlatmışlar. İkinci gruptaki çocuklar ise oyuncakla çok daha sakince oynamışlar ve şiddet içerikli hareketlerde bulunmamışlar. Bu deney çocukları... O yüzden çocuklarınızı salak salak YouTuberlardan uzak tutun arkadaşlar. ...etraflarındaki hadi bakalım yetişkinlerden gördükleri, iyi ya da kötü hareketleri öğrendiklerini ve örnek aldıklarını açıkça ortaya koyuyor. Ayrıca şiddet içeren şeyler seyretmek çocukların hem bu eylemi öğrenmelerine hem de şiddetin normal bir şey olduğunu düşünmelerine neden oluyor. Dostlar haberleşiyorlar böyle tamam mı? Ya da birisi yazıyor droplar diye, diğerleri de sürü psikolojisiyle droplar yazıyor. Sürü psikolojisi. Bence de biraz sürü psikolojisi gibi. 1957 yılında psikolog Leon Festinger iki grup insanla bir deney tasarlamış. Deneydeki iki gruptan da çok sıkıcı bir işlem gerçekleştirmelerini istemiş. İnsanlar işlemi bitirdikten sonra ise odadan çıkıp işlemi yapacak olan diğer kişilere deneyin çok zevkli olduğu yalanını söylemelerini istemiş. Bu yalanı söylemeleri için de ilk gruptakilere 1 dolar ücret teklif ederken ikinci gruptakilere 20 dolar teklif etmiş. Her şey bitip hem 1 dolar hem 20 dolar alan kişiler yalan söyledikten sonra bu kişilerle bir de anket yapılmış. Ancak anket sonucunda deneyi yapan kişiyi bile hayrete düşüren sonuçlar ortaya çıkmış.
Anketin sonucuna göre 20 dolar alan kişiler ankette deneyin çok sıkıcı olduğunu söylerken 1 dolar alan kişiler deneyin keyifli olduğunu söylemişler. Bu ilginç sonuç üzerine Festinger insanların böyle davranma nedenini araştırmış. İlginç bir nedenmiş. Şekilde 1 dolar karşılığında yalan söyleyen insanların aldıkları ücret, yalan söylemenin verdiği vicdani rahatsızlığı karşılamadığı için kendilerini deneyin gerçekten keyifli olduklarına inandırdıkları anlaşılmış. 20 dolar alan kişiler ise ücretin fazlalığından dolayı aldıkları paranın söyledikleri yalana değdiğini düşünmüşler ve deneyin keyifli olduğuna aynen kendilerine ikna etme gereği duymamışlar. Vay be. Bu deney aynen insanların etik dışı bir şey yapacakları zaman elde edecekleri kazancın yeterince büyük olması durumunda vicdanlarının o kadar da rahatsız olmadığı gibi ilginç bir gerçeği ortaya çıkarmış. Sıradaki deney Oklahoma... Görüyorsunuz değil mi dostlar? Vay anasını sayın seyirciler. Oklahoma Üniversitesi'nde psikoloji hocası olan Muzaffer Şerif tarafından yapılmış. Deneyde 11 yaşında çocuklar iki gruba ayrılıp kampa götürülmüşler. Gruplar burada çadır kurma, yürüyüş yapma gibi aktivitelerde bulunmuşlar ve çocukların gruplarına aidiyet duygusu kazanmaları sağlanmış. Çocuklar bir kez kendi gruplarına aidiyet duygusu kazandığı zaman karşı gruptakilerle konuşmamaya ve uzak durmaya başlamışlar. Hatta iki grup arasında rekabet oluşturan yarışmalar düzenlenince gruplar arasında neredeyse düşmanlık denecek kadar şiddetli çatışmalar yaşanmaya başlamış. Bunun üzerine araştırmacılar bu gergin ortamı düzeltmek için bu sefer iki grubun ortak bir amaç için mücadele edeceği görevler oluşturmuşlar. Yeni bir temiz su kaynağı bulmak gibi ortak amaçlar için çalışan iki gruptaki öğrenciler karşı gruptakilerle arkadaş olmaya başlamışlar. Bu deney ortak bir hedef için çalışan insan gruplarının zamanla birbirleriyle yakınlaşacağı sonucunu ortaya çıkarmış. Hiç biri sizi izlerken bir şey yapmaya çalıştınız mı? Sıradaki deney bunu... Yani çalışmışızdır ya. Bununla alakalı. 1932 yılında Avustralyalı psikolog Elton Mayo bir fabrikada çalışan işçileri gözlemledi. Deneyde fabrikadaki ışıklandırmanın işçilerin çalışma hızına nasıl etki ettiği ölçülecekti. Bunun için fabrikanın bir bölümünün ışıklandırması sabit tutulurken başka bir bölümündeki ışıklar arttırıldı. İlginç bir şekilde ışığın hem arttırıldığı hem de sabit tutulduğu bölümdeki işçilerin çalışma hızları artmıştı. Ardından ışıklandırmanın çalışma hızına nasıl herkes gördüğü için değil mi? etki ettiğini görmek aynen için ışıklar öyle normalin de altına düşürüldü. Garip bir şekilde ortam iyice karanlık hale getirilmiş olmasına rağmen işçilerin çalışma hızı yine artmıştı. Araştırmacılar bu durumun nedenini öğrenmek için işçilerle görüşmeler yaptılar. Çok garip. Ben ışıklar kapalı olduğunda işçiler yavaşlar diye düşünmüştüm. Yani ben de yavaşlar. Ben öyle yapardım yani, ne yalan söyleyeyim. Ulan nasıl bir örnek? Nasıl bir örnek olma bu ya? Sonucunda işçiler... Abi lütfen yayınları hep bu saatte yap, çok daha eğlenceli, çok daha güzel geçiyor. Merak etme kanka, yayınlar sürekli olarak bu saatte olacak. Uyku düzenim için böylesi aynen şart. Yani tekrar söylüyorum, her gün saat 8'de yayın yapacağız. 8'de yayın yapmamızın sebebi de hayatımı artık düzene sokmak istiyorum. Ve bu saatlerde daha çok enerjik oluyorum. Şu an biraz enerjim düşük, bunun sebebi uyku düzenimi tam olarak oturtamamış olmamdan kaynaklı, dinlenememiş aynen olmamdan yeni kaynaklı. Yeni oturuyor. Merak etmeyin, bu saatte yapacağız yayınları. Derin daha fazla ışık olduğu için değil, onları gözlemleyen birileri olduğu için daha verimli çalıştıkları ortaya çıktı. İşçiler tamam, onları gözlemleyen biri olmadığında kendilerini fabrikadaki makinelerden farksız hissediyorlardı. Gözlemleyen biri olduğunda ise yaptıkları işin takip edildiğini ve değer gördüğünü hissettikleri için daha verimli çalışıyorlardı. İlginç sonuçları olan bu deney yıllardır iş yerindeki verimi artırmaya çalışan yöneticilere yol gösteriyor. 1967 yılında ABD'de bulunan bir lisede ilginç bir deney yapılmış. Deneyin amacı öğrencilere Nazi Almanyası'nın ne kadar kötü olduğunu uygulamalı olarak göstermekmiş. Ron Jones isimli öğretmen seçtiği sınıfa çok sert kurallar getirmiş ve sınıfta kesin bir disiplin sağlamış. Ayrıca sınıftakilere 3. dalga ismini vermiş ve öğrencilere bu sınıfın diğerlerinden üstün olduğunu söylemiş. Sınıftaki öğrencilere Nazi selamını öğretmiş ve artık aralarında bu şekilde selamlaşmaları kuralını getirmiş. Bu gruptaki öğrenciler bir süre sonra kendi kurallarını okuldaki diğer öğrencilere de dayatmaya başlamışlar. Kurallara uymayanlara ise kötü davranmaya ve ceza vermeye başlamışlar. Öğrenciler bu davranışların dozunu her... Kardeşim götünüz yiyorsa gelin aynısını bizim okulda deneyin. Eski okuduğum okulda. Gelin bir denesenize. Bakalım teneffüse çıkabiliyor musunuz?
gün biraz daha arttırmaya başlayınca deney kontrolden çıkmış ve sonlandırılmış. Deneyi yapan öğretmen Ron Jones ise deney öğrenildikten sonra tepki görmüş ve öğretmenlikten uzaklaştırılmış. Bu deney sıradan lise öğrencilerinin bile yanlış yönlendirilme ile Nazi Almanyası'na benzer davranışlar sergileyebileceklerini ortaya çıkarmış. Vay be. Güzel bir deney ama. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederiz kardeşim. Abi filmler ve